Geçen bir video yaptık. Videoda şunu anlatıyoruz. Ne dedik? Dedik ki zengin bir iş adamının elinden her şeyini al. Yani malını, mülkünü, yatını, katını, dairesini, her şeyini al. Bir sene sonra yine aynı hale gelir. Veya yaklaşır dedik, değil mi? O da yine zengin olur. Neden? Çünkü know-how. Know-how bilgi demek. Bilgisi var. Yani o bilgiye sahip, o tecrübeye sahip, o zihin yapısına sahip. Yani zihin yapısı ne demek? Mindset'e sahip, mentaliteye sahip. Ondan dolayı sen kafasından onu alıp çıkarmadığın için, mindset'i orada olduğu için bu zengin adam tecrübesini kullanır, tekrar eski haline gelir, tekrar zengin olur. Şimdi çok güzel, bunu anlattık. Herkes memnun. Tamam, bunun tersi de var mı hocam dediler. Evet var. Fakir mentalitesine sahip, zihin yapısına sahip, mindsetine, yani fakir mindsetine sahip bir insana sen 1 milyar euro verdin, tamam mı? Çok büyük bir rakam. Yani 1 milyon euro verdin. Bu az para değil. Bir sene sonra ne olur? Bir sene sonra o elindekilerini kaybeder. Neden? Çünkü mindseti öyle. Broke, kırık. Zihin yapısı öyle. Yani fakirlik mindseti var, yoksulluk mindseti var, bereketsizlik mindseti var. Veya bir yıl sonra hiçbir şey yapamaz korkusundan. Parası öyle durur. Yine onu yerler. O parayı da bankalar yer bitirir. Yani bunun en güzel hikayesi bizde var, değil mi? Vermemiş mabut neylesin Sultan Mahmut. Google'a yazsınlar, YouTube'a yazsınlar, hikayeyi okusunlar, anlarlar. Orada bir adam var. Yokluk zihin yapısına, mindsetine sahip bir adam var. Padişah da ona yardımcı olmak istiyor devamlı. Devamlı altınlar, baklavaların altına altınlar veriyor filan. Hep elindekilerini kaybediyor, tamam mı? En sonra diyorlar ki ona, şu küreği al, hazineden bir kürek altın al, sana hediye verelim. Ondan sonra heyecandan küreği tersine tutuyor. Broke mindsetinden dolayı ve sadece bir parça, küçük bir parça kalıyor tersinden tuttuğu için, o ucunda bir parça altın alabiliyor. İşte o zaman Sultan Mahmut ona şahit olduğu için şöyle diyor. Vermemiş mabut neylesin Sultan Mahmut. O yüzden sevgili arkadaşlar şunu söylüyorum. Sen iste, Allah versin. Sen istemedikten sonra kendini değiştirmeye açık değilsen, yani zenginliğe kendini hazırlayamazsan zihin yapısı olarak, o zaman biraz önce anlattığım hikaye gibi hiçbir şey kazanamazsın. Elindekilerini de kaybedersin. Yani sana 1 milyar euro verseler bir sene sonra kaybedersin. Ben burada Avrupa'da gurbetçi iş adamları görüyorum. Çok var. Ama iki yakası bir araya gelmiyor. İnanın açık ve net söyleyeyim. Kullandığı külüstür araba, yani 1 milyon euro kasaya para geliyor her ay. Hala külüstür araba kullanıyor. Günlük 18 saat çalışıyor, tamam mı? Elemanları en lüks arabaları kullanıyor. Kendi işçileri var. Yatı var, katı var, bilmem nesi var. Adam o bakış açısına sahip olduğu için, yani broke, fakirlik mindsetine sahip olduğu için Türk gurbetçi iş adamı ömrünü böyle zayi ediyor, israf ediyor. Yokluk bilinciyle mücadele ediyor. Yani o kadar çalışıyor ki para kazanamıyor. Elemanları daha çok para kazanıyor. Dolayısıyla benim tavsiyem ne? Eğer sen öyle birisiysen, yani elinde para tutamıyorsan, bir türlü para yetiştiremiyorsan, ona buna böyle, tamam mı? Mektuplar geliyor durmadan ve sen ancak yetiştirebiliyorsan, yıllardan beri ticaret yapmana rağmen yaşayan bir ölü gibi hissediyorsan, o zaman mentaliteni değiştirmen gerektiğini söyleyeyim sana. Zihin yapını değiştir. Mindsetini değiştirmen gerekiyor. Yeter artık. Çünkü sen yaşayan bir ölü gibisin. Tabuttasın yani. Etrafındakiler yaşıyor. Tamam mı? Senin elemanlar bile senden daha rahat yaşıyor. Dolayısıyla zihin yapısını değiştirmek için hemen, olmazsa olmaz, hemen harekete geçmen lazım. Yani bunu fark etmen lazım artık. Biz bunu yıllardan beri yapıyoruz. Bu eğitimi yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki iş adamı gurbetçilere anlatıyoruz. Ve onlarda sonuçlar %99, başarı oranları mükemmel. Onların bakış açıları değiştiği için, mindsetlerini değiştirdiklerinden dolayı, zihin yapılarını değiştirdiklerinden dolayı onların hayatları daha bereketli, daha huzurlu, daha fazla zamanları var, daha iyi yaşayabiliyorlar. Yaşıyorlar ya, yaşamaya başladılar. Dolayısıyla bu konularda sana da destekçi olmamızı istiyorsan hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın.
Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com